25 Eylül 2023 Pazartesi ben Oktan Erdik. Ben Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da hükümet temel çocuk güvenliği yasasında anlaştı. Çocuk başına aylık ek 20 avro ödenecek. Maliye Bakanı Lindner bu paranın sığınmacılara verilmemesini istemişti. Orta yol bulundu. Sığınmacılar bu paradan 2025 yılına kadar yararlanacaklar. 2025'ten sonra sığınmacılara ek para verilmeyecek. Çocuk parasında reform yapılacak. Gelirden bağımsız olan çocuk parası herkese ödenmeye devam edecek. Ancak ek yardımlar sadece belli bir gelirin altındaki ailelere verilecek. Detaylar henüz netleşmedi. Tam olarak kime ne kadar ödenecek, gelir sınırı ne olacak yasa meclise gelince hep birlikte öğreneceğiz. Muhalefet mülteciler için üst sınır getirilmesini istiyor. SPD'li İçişleri Bakanı Feyzer bu öneriye kesinlikle karşı savaştan ve terörden kaçan insanların acısıyla ilgili üst sınırdan bahsetmek yanlış dedi. Bu uluslararası hukuka da aykırı. Bakan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne ve Cenevre Sözleşmesi'ne imza attığımızı hatırlattı. Buna rağmen sınır kontrolleri artacak. Polonya ve Çekya sınırlarında sabit kontrol uygulanması gündemde. CDU, CSU tam kadro karşı çıkıyor. Eski Sağlık Bakanı Şupan da Merkel'in biz bunu başarırız sözlerine atıf yaptı. Biz artık bunu başaramayacağız diye konuştu. Almanya'ya Ocak ve Ağustos ayları arasında 205 bin iltica başvurusu yapıldı. En çok başvuru yapılan 3 ülke Suriye, Afganistan ve Türkiye. Hanover Belediye Başkanı Belit Onay şehir içinde 20 kilometre hız sınırı getirilmesini istedi. Bavyera'da bazı bölgelerde uygulanıyor. Yaya yoğunluğu yüksekse 20 kilometre getirilebiliyor. Ancak tüm şehir içinde 20 kilometre bugüne kadar hiç uygulanmamıştı. Koalisyon partilerinin oyları göreve başladıkları tarihten bu yana en düşük seviyeye indi. Bu pazar seçim olsa çoğunluğu kaybedecekler. AFD'nin oy oranı ise %10'dan %23 bandına kadar yükseldi. Avrupa Merkez Bankası enflasyonun düşmeye devam etmesini ancak çok uzun süre daha yüksek kalmasını bekliyor. Son toplantıda yine faiz arttırdılar. Bunu enflasyonu düşürmek için yaptıklarını söylediler. Ancak bu sefer de işler yavaşlıyor. Alman iş dünyasının ekonomiye güveni ise 5 aydır üst üste düştü. Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü'nün son anketine göre İşverenler geleceğe biraz daha kötümser bakıyor. Özellikle imalat sektörü umutsuz. Enstitü Başkanı Fes ekonomide hava bulutlu. Alman ekonomisi yerinde sayıyor dedi. Almanya Avrupa Birliği ülkeleri arasında ev sahipliği oranının en düşük olduğu ülke. Halkın sadece %49'u kendi evinde yaşıyor. %51'i kiracı. Ev sahipliği oranı Macaristan, Slovakya ve Romanya gibi ülkelerde çok yüksek kültürel farklar var. Ayrıca sosyal yardım ve kira yardımı farkı da var. Ev sahiplerine geçici süreliğine sosyal yardım ödeniyor. Sonra Almanya'da evini sat öyle gel deniyor. Mülheim'de haksız yere sosyal yardım aldığı öne sürülen ailelere baskın düzenlendi. 50 kişi hakkında kara para aklama ve vergi kaçakçılığı soruşturması başlatıldı. Evlerde yapılan aramalarda da 360 bin avro nakit paraya ve 55 otomobile el konuldu. Federal Risk Değerlendirme Dairesi sosyal medyadaki cesaret denemeleri konusunda gençleri uyardı. Çok fazla deodorant solumak, sıkmak sağlığa zararlı. Gençler internette böyle videolar çekmeye başladılar. Bunları çekmeyin, çektirmeyin. Geçen hafta bir genç deodorant yarışına katıldı ve hayatını kaybetti. Berlin'de çocuklarına kızamık aşısı yaptırmayan bazı ailelere para cezası verilmeye başlandı. Kızamık aşısı Almanya'da zorunlu, yaptırmak zorundasınız çocuklara, ailelerse mahkemeye başvuracaklarını söyledi. Hollanda'da aşırı sağcı, ırkçı, faşist Pegida'nın lideri Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yırttı. Pakistan ve Endonezya Büyükelçilikleri önünde de provokasyonlar yaptı. Bunların amacı tamamen bir kavga çıkarmak. Kaostan besleniyorlar. Kesinlikle ama kesinlikle bunlarla muhatap olmamak, hiç cevap vermemek lazım. Altın yere düşse de değerinden hiçbir şey kaybetmez ama bir insanın bu kadar aşağılık bir duruma düşmesine üzülmeliyiz. Hollanda'da Ocak ayında asgari ücrete ek 1.7 zam gelecek. Böylelikle saat ücreti 12.79'dan 13.50'ye çıkmış olacak. Çocuk yardımları da artırılacak. Asgari ücrete her sene Ocak ayında enflasyona bağlı zam yapılıyor Hollanda'da. Belçika'da da aynı şekilde emekli maaşları otomatik artıyor. Ancak Almanya'da öyle değil maalesef. Sene başında asgari ücret 12.41 olacak. Hollandalılar saatte 1 avro daha fazla kazanacaklar. Belçika'da Sosyal Demokrat Parti yılın ilk yarısında aşırı karlar elde eden büyük bankalara ek vergi getirilmesini önerdi. Böylelikle devlet 600 milyon avro ek vergi toplayacaktı. Ancak Maliye Bakanlığı bu yöntemin doğru olmadığını düşünüyor. Bakanlık müsteşarı bankacılık sektörünün istikrarını tehlikeye atarız dedi. İngiltere'de yüzün üzerinde polis siyah bir gencin öldürülmesine soruşturma açılmasını protesto ederek silah ruhsatlarını iade etti. Almanya'nın ardından Fransa'da da sikinflasyon başladı. Carrefour marketler zinciri fiyatları artmayan ancak gramajları ve kaliteleri düşürülen ürünleri işaretledi, teşhir etti. 26 üründe aralarında bebek mamaları da var. Gramaj azaltılmış ancak paketler aynı. Market bunları işaretleyerek tüketicileri uyardı. On binlerce kişi ırkçılık ve polis şiddetine karşı yürüyüş yaptı. Sol partiler, sarı yelekliler, polisin öldürdüğü kurbanların aileleri de Fransa'da yürüyüşteydi. Mülteciler, Müslümanlar, oturma izni olmayanlar fazla değil, fazla olan ırkçılık, polis şiddetini durdurun pankartları açıldı. Cumhurbaşkanı Macron ise aynı şeyi düşünmüyor. Tüm dünyanın sefaletini biz sırtlayamayız dedi. Fransa hakkı olmayanları geri göndermek istiyor. Önceliğimiz göçmenler değil, Fransız vatandaşları diye konuştu. Önce Fransızlar. Bu tehlikeli bir sembol, tehlikeli bir söylem. İşsizliğin, yoksulluğun sebebi hemen belli göçmenler. Avusturya'da bir kargo paketinde Nazi hançeri bulundu. Üstünde gamalı haç var. Gestapo tarafından kullanılmış bu Nazi eşyaları çok yüksek fiyatlara satılıyor. Çünkü bunları evde saklamak isteyen bir sürü ruh hastası var. Öyle bir propaganda sistemi kurmuşlardı ki dünyanın en büyük felaketine sebep olmalarına rağmen hem kendi ülkelerini hem tüm Avrupa'yı mahvetmelerine rağmen Hala taraftar bulabiliyorlar, hala bazı insanlar onları destekleyebiliyor. Nazilerin propaganda bakanı Goebbels, Hitler'in sağ koluydu. Son ana kadar yanındaydı. 6 çocuğu vardı, hepsinin adı H ile başlar. 6 çocuk yapmasının sebebi de Hitler'in adının 6 harfli olmasıdır. Nazi rejimi devrildikten sonra tüm çocuklarına siyanür içirdi ve öldürdü. İnsanları bir yalana inandırma konusunda çok becerikli olan bir ruh hastasıydı. Yalan söyleyin diyordu. Buna mutlaka inanan çıkacaktır. Çıkmazsa yeniden söyleyin. Bir şeyi ne kadar tekrarlarsanız halk onu kendi fikri gibi benimser. Söylediğiniz yalan ne kadar büyük olursa o kadar etkili olur. Alman halkının çoğu bu yalanların etkisinde kaldı ve dünya tarihinin en büyük felaketinin başlangıcında komşularının evlerinin, işyerlerinin yakılmasını sessizce izledi. Basın zaten ele geçirilmişti. Önemli bir şey olmamış gibi davrandılar. Bu propaganda kavramının siyasette ilk uygulamasıydı. Bu fikir 1900'lerin başında Freud'un öğrencisi Edward Bernis tarafından geliştirildi. İnsan beyninin kontrol edilebileceğini keşfettiler. Uyarıcılarla beyin etkileniyor ve kararlar etki altına alınıyordu. Bir deney var. Köpek balığını büyük bir akvaryuma koyuyorlar. Akvaryum bir cam bölmeli ikiye ayrılmış. Diğer tarafta yiyebileceği boyutlarda balıklar var. Köpek balığı o balıkları yemek istediği anda cama çarpıyor, karşıya geçemiyor. Bunu birkaç sefer tekrar ediyor ve her seferinde cama çarptığı için bir süre sonra denemeyi bırakıyor. Daha sonra aradaki o cam bölmeyi kaldırıyor bilim insanları. Ancak artık balıkları yemeyi asla denemiyor çünkü birkaç sefer denedi ve başaramadı. Buna öğrenilmiş çaresizlik deniyor. Biz bu düzenin cam bölmeyle ayırdığı kesimdeki insanlarız. İstesek birleşsek daha güzel, daha adil, daha eşit bir dünyayı çok rahat kurabiliriz. Önce Fransızlar, önce Almanlar, önce Türkler, Kürtler, Japonlar değil de önce insanlık diyebiliriz. Ama daha önce diyenler can bölmelere çarptılar, vuruldular, öldürüldüler, hapislere atıldılar ve devir düzene uyanların sesini çıkarmayanların devri. Bu yüzden susuyoruz. Aramızdan birkaç kişi o can bölmeden diğerine atlamayı başarıyor. Can Yücel ince uzun bir hayvan diyor. Çarpıyor, çarpıyor, çarpıyordu kendini taşlara. Canı mı sıkılıyor, can mı çekişiyordu yoksa? Yok efendim dedi yanımdaki adam. Gömlek değiştiriyor yılan. Bu hallerden anlarız dedi az çok. Biz de sınıf değiştirmiştik bir zaman. Hoşçakalın.